Eğer kişi insani değerlerden ötürü askerliğe ve insan öldürmeye karşıysa vatandaşlığa başvurabilir mi? N400D, Amerikan vatandaşlık başvuru formunda, askere zorunlu alınma durumu ile ilgili sorular ve sondaki vatandaşlık andı içinde geçen gerekirse askerlik yaparım tarzı cümleler üzerine edinilen yemin, hümanist bir kişi için açık kapı bırakmıyor gibi. Acaba bunun için bir yol var mıdır diye bu takipçimiz bize soruyor. Yani takipçinin sorduğu şu aslında, inanç yönünde kişinin vicdani ret inancını kullanmak isteyip silaha ve savaşa karşı olan kişiler ya da bu inanca sahip olan kişilerin genelde talebi oluyor. Ve dolayısıyla bu noktadaki kişilerin, bu durumda bir inançlı olan kişinin Amerikan vatandaşlığına geçmesine bir engel var mı? Ya da geçerken bu askerliğe zorunlu gitme noktasında muaf edilebilir mi tarzında sorusu var. Aslında bu çok güzel bir soru. Tahminen 2015 yılı öncesinde bu mümkün değildi. Yani kişiler 2015 yılı öncesi sürecinde göçmenlik dairesi kişileri ve vatandaşlar geçmelerine engel olarak bu durumu görüyordu. Fakat 2015 yılından itibaren bu konuda değişiklik yapıldı. Dolayısıyla şu anki durumda kişiler eğer inançlarından dolayı askere gitmeme ya da silah tutmama durumunu öne sürüyorsalar, o zaman bu kişiler bu inançlarından dolayı Amerikan vatandaşlığına geçmede engel bir duruma ya da engellenme durumları mümkün olmuyor. Dolayısıyla şu anki sizin durumunuzda şöyle söyleyeyim. Eğer siz bu noktada vicdani ret inancına sahip ve bu hakkınızı kullanmak istiyorsanız Amerikan vatandaşı olmanızda bir engel yok. O size sorulan sorulara hayır diyebilirsiniz. Hayırın gerekçesi olarak da bu inancınızı dile getirmeniz gerekiyor. Eğer inancınızı dile getirirseniz bu noktada bu hakkı elde ediyorsunuz. Tabi burada şeyi kaçırmayın. Yani ben sadece askere gitmek istemiyorum demek yeterli değil. Burada bir vicdani ret inancına sahip olduğunuzu görevlinin anlaması gerekecek. Ve bunu anlarsa o zaman herhangi bir sorun yaşamadan siz gerekli şekilde Amerikan vatandaşlığınızı tamamlayıp yemininizi edip bu sayede de Amerikan vatandaşı olabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.